Evet, şimdi Cezenep Burak'ın restoranına gidiyoruz. Cezenep Burak'ın restoranına doğru gideceğiz. Az ileride restoranı var. Restoranı burası oluyor Cezenep Burak'ın. Burada da zaten şey var. Cezenep Burak. Burası Cezenep Burak'ın restoranı oluyor. Büyük bir yer. Bakalım Burak'la inşallah tanışacağız. Türkiye'den kalıntılar var. Cezenep Burak'ın lokantasına geldik şu an. Şu an lokantaya girdik. Büyük bir mekan. Bayağı karabalık da var. Burada karabalık. Evet, Cezenep Burak'a doğru gideceğiz. Bakalım hele. Burada kendisi burada herhalde. Görünüyor gibi kendisi burada Cezenep Burak'ın. Ne konuşacağız, ne söyleyecek bize. Güzel bir yer. Normal bir yer. Şimdi Cezenep Burak'a doğru gidiyoruz. Kendisi de burada fotoğraf çekiyor. Biz de inşallah onunla bir fotoğraf çekeceğiz. Bakalım hele ilerleyen dakikalarda ne olacak daha belli değil. Legends in one place, Master Fuat Usta, and they have the man right there. Taco Rako Rico buraya Burak'ı görmeye geldi. Bakalım hele ilerleyen dakikalarda ne olacak. Selam aleyküm. Türkiye'den geldim. Sağ olun. Ben de Kolombiya'da olan dönerdi Taco Rako Rico diye. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkürler abi. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Teşekkürler abi. Burada buluştuk Burak'la. Evet, burada olan damak tadları Türk damak tadıyla aynısı. Türkiye'de olan menülerin, yemeklerin aynısı burada da var. Burak kardeşimiz aynısından bırakmış. Türkiye'de hangi yemekler varsa burada da şu an aynı şekilde aynı yemeklerimiz var. Zaten Dubai'de olan damak tadı bizim Türk yemeklerini aratmıyor. Çünkü aynı lezzette, aynı damak tadına aynı yemekler, aynı yemekler İstanbul'da da var, burada da var. Yani Türkiye'de olan damak tadlarının aynısı burada. Tamam, bu ne? 4 kişiyiz. He? Tamam, biz de 4 kişiyiz zaten. Biz de 4 kişiyiz. Bize bundan bir tane ortaya getir bak. 4 kişilik olsun. Güzel bir damak tadı olacağına inanıyorum. Bir güzel bir çoban salata olsun. Yanında böyle az bir şey de acı biber olsun. Acı biber. Evet. Tamam. Olarak bir şey almak ister misin? Güzel bir şov oldu. Evet, onu da yapamam. Evet, masa hakkında düşüncelerimiz bize 4 kişilik et söyledi. Ama burada 4 kişilik et kesinlikle yok. 4 kişilik et yok. Gelen yemek dedi 4 kişi, 4 kişilik değil. Salata, normal bir salata. Ette de et tadı sadece kekik var. Kekik var ama normal yani. Etten kekik tadı aldım. Bu şekilde. Salatasına bakayım. Normal bir salata. Normal bir çoban salatası. Ama etten aldığım lezzet kekik. Kekikin lezzetini alıyorum sadece. Etin biraz tadı yok gibime geliyor. Benim görüşüm. Normal yani, böyle çok fazla aham şaham bir lüks de değil yani, doğrusunu demek lazım. İstanbul'da buradan daha çok büyük lüks yerler var. Normal yani, beğenmedim diye bir şey yok ama normal yani, beğendim yani. 2 milyar Türk lirası yapıyor, 4 kişilik de et yok. Taco, Rako, Rico diyoruz. Bize dedi uzun bir lavaş yaptıracağım, lavaş ekmek. Üzerine de yazı yazdıracağım.
taco, rako, rico diye susamlı ekmekten beraber susamlı ekmek gelmedi. Ama bize söyledi ki susamla yazacağım. Yazdığı halde bir ekmek gelecek. O gelmedi. Ama burada en önemli olan şey buna inandım. Önemli olan şey buna inandım. Lezzet önemli değil burada. Sadece önemli olan isim. Bu damak tadı Türkiye'de de var, her yerde de var. Aynısı. Hiç fark etmiyor. Evet, havuç dilimi baklavamız geldi. İçinde de dondurma var. Baklava dedik ama havuç dilimi geldi. Burada kusura bakmayacağız herhalde. Havuç dilimi baklavamız geldi. Ama baklava istemiştik, havuç dilimi geldi. Nedense. Fark edecek bir şey yok gerçi de. Okey. Thank you bro. Evet, bakıyoruz. Bismillah. Bismillah. Bismillah diyoruz. Tadına bakıyoruz. Evet, geldik, yemeğimizi yedik Burak'ın yerinde. Şimdi yemeğimizi yedikten sonra da artık eve doğru yol alacağız. Eve gidiyoruz şu an. Yemeğimizi yedik. Normal herkes ne istedi onu yedi. Biz de ortaya böyle bir saç kavurma gibi bir şey söyledik güveçte. Ardından çay geldi. Onunla tamamladık baklava ve çayla. Sona erdik. Normal yani, normal bir damak tadı. Her yerde olduğu gibi. Yani Türkiye'de neyse burada da aynısı. Damak tadı olarak. Zaten food very good. Zaten bizim arkadaşın damak tadı olmadığı için, bizim arkadaşın damak tadı olmadığı için ne yese diyor çok güzeldir. Food very very good. Very very good. Very 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 good. 2,5 milyar Türk lirası para ödedik ama desen değdi vallahi değmedi. Vallahi very good. Good food very good. Very very good. Wow, baklava nice. Zaten tatlı şerbet üzerine. Very nice. Burak? Nice. Okay. Good? Good. Burası Dubai olduğu için başka yerlerdeki videolarımız biraz değişik olabilir. Bazı arkadaşlarımıza değişik gelebilir. Burası çünkü Dubai olduğu için dünyanın en zengin insanları burada. Dünyanın en lüks yaşantısı burada. Dünyanın en yüksek binaları burada. Onun için biz de ayak uydurmak zorundayız. Beni çeken arkadaşlar öyle söylüyor. Diyor ki Dubai'ye ayak uydurman lazım. Ama ben de Dubai'ye ayak uydurmam için biraz zorlanıyorum. Nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. Bazı arkadaşlar bana diyor işte doğallığını koru. Zaten ben kendim doğalım. Yapmacık olmam mümkün değil. Dubai'de şanşarak böyle bir yaşantı var. İnsanların umurunda değil. Hiç dünya buradaki insanların umurunda değil. Yani bugüne bakıyor adam. Ne olacağı belli değil. Yani burada hiç kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. Yarın ne olacak? Yarın ne yapacağım? Bir şey yok yani. Adamlar günlük yaşıyor. Bura zengin bir yer. İnşallah ben de ayak uydururum. Farklı olduğu için de ayak uydurmaya çalışıyorum ama çok zorlanacağım inşallah. Ortama alışmak için bayağı zorlanıyorum. Arkadaşlar da üzerime geliyor. Ortama uyman lazım diye. İnşallah da kendimi ortama alıştırırım ama biraz zor. Çünkü ortama alışsam da kendimi değiştirmem mümkün değil. Beni arabaya bindirmişsiniz ama benim şoförlüğüm yok. Yani beni arabaya bindirmeniz boş. Benim şoförlüğüm yok, ehliyetim de hiç dipten yok. Aynen o şekil. Arabaya bindirdiniz beni ama benim ehliyetim yok, şoförlüğüm yok, sıfır, sıfır, sıfır. Ya beni boşuna bindirdiniz kardeş, benim ehliyet yok, sıfır, sıfır, sıfır. Taco, rako, rico diyoruz, ala ordi. Anne öldü, baba öldü, Allah ordi buraya attı. Taco, rako, rico.